Koroner arter hastalıkları, koroner arterler denilen kalbimizi besleyen damarların bazı nedenlerle daralması ya da tıkanması sonucu oluşur. Göğüs ağrısı ve kalp krizi ile sonuçlanabilir, hayati durumlar oluşturabilir. Sıklık olarak, tam olarak sıklık belirlenemese de erişkinlerde kalp hastalıkları ölümlerin en sık nedenini oluşturmaktadır. Yaklaşık olarak 60 yaşın üzerindeki grupta %40 ölüm sebebi kalp damar hastalıkları yani koroner arter hastalıklarıdır. Koroner arter hastalıklarının belirtileri göğüs ağrısı, nefes darlığı, bulantı, çarpıntı, çabuk yorulma gibi şikayetleri içermektedir. Bu belirtiler arasında en sık görüleni göğüs ağrısı olup, göğüs ağrısının karakteri genellikle baskı tarzında, göğsün orta kısmında lokalize, bazen sol kola ya da çeneye yayılım gösterebilen bir karakterde olmasıdır. Göğüs ağrısı nadiren karında da hissedilebilir, sırt bölgesinde de hissedilebilir. Ama her hastada göğüs ağrısı olması gerekmiyor. Dediğim gibi bazı hastalarımızda göğüs ağrısı olmadan sadece nefes darlığıyla ya da çarpıntıyla, çabuk yorulmayla da kendini gösterebilen bir hastalık grubudur koroner arter hastalığı. Koroner arter hastalıklarının bazı risk faktörleri vardır. Bunların arasında hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, ailede erken yaşta kalp damar hastalığı olması sayılabilir. Buna ek olarak da günümüzde özellikle stresli yaşam tarzı ve düzensiz beslenmeyi de risk faktörü olarak düşünebiliriz. Sanal anjiyografi olarak da bilinen kardiyak PET günümüzde sıkça kullandığımız bir tetkik yöntemidir. Bir tomografik inceleme ile kalp damarlarının görüntülenmesinden oluşur. Koroner PET anjiyografi adından da anlaşılacağı üzere tomografik bir incelemedir. Tomografi yöntemiyle kalp damarlarının incelenmesini yansıtır. Hastamız tomografi cihazına yatırılarak kısa sürede kalp damarlarının görüntüsü alınmaktadır. Hastamızın toplam işlemde olduğu süre yaklaşık 10 dakika civarındadır ama gerçek çekim süresi 1 dakikanın altındadır. Dolayısıyla oldukça kısa sürede bize kalp damarlarını görüntüler. Hastamızın maruz kaldığı radyasyon düzeyi özellikle son yeni nesil cihazlarda oldukça azaltılmıştır. Sadece düşük dozda opak madde kullanılarak, boyar madde kullanılarak damarlar görüntülenebilmektedir. Kardiyak PET, az önce de bahsettiğim üzere non-invaziv yani girişimsel olmayan bir tetkiktir. Dolayısıyla hastaya girişimsel bir müdahale yapılmaz. Dolayısıyla risk oldukça düşüktür. En önemli farkı çok kısa sürede risk almadan kalp damarlarını görüntüleyebilmemizdir. Bu da hastalar için oldukça bir kolaylık sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda geliştirilen yüksek çözünürlüklü, yüksek teknoloji ürünü cihazlarla bu işlemin süresi de oldukça kısalmıştır. Kalp damarlarını görüntülediğimizde eğer hastamızın damarlarının açık olduğunu ya da ciddi darlık olmadığını görüyorsak bizi oldukça rahatlatmaktadır. Eğer damarlarda kritik bir darlık yakalanırsa daha sonrasında normal anjiyografi işlemiyle sürece devam etmekteyiz. Koroner PET anjiyografi için en uygun hasta grupları, özellikle ailesinde yoğun kalp hastalığı olan, 40 yaşın üzerinde ek risk faktörü olan hastalardır. Bunlar arasında sigara içen hastalar, yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan hastaları sayabiliriz. Polikliniğimize göğüs ağrısıyla gelen bir hasta da eğer kalp hastalığı açısından şüphede kalmışsak, günümüzde ilk akla gelmesi gereken testlerin başında belki de koroner PET anjiyografi gelmektedir. Koroner PET anjiyografi özellikle bahsettiğim gibi 40 yaşın üzerinde ve yoğun risk faktörü olan hastalarda tercih ediyoruz. Bazı hastalarımızda koroner PET anjiyografiyi tercih etmeden daha kesin sonuç almak adına
direkt anjiyografi uygulayabiliyoruz. Özellikle hastamız ileri yaşta ciddi göğüs ağrısı varsa, koroner arter hastalığı açısından kesin bulgular varsa bu hastada BT anjiyografiyi uygulamadan direkt anjiyo yapmak daha mantıklı olabilir. Bir de özellikle koroner BT anjiyografi yapamayacağımız bazı hasta gruplarımız var. Bunlar da özellikle gebelerimiz, gebelikte radyasyon veremeyeceğimiz için gebe hastalarımızda kullanmaktan kaçınmalıyız. Bir de böbrek yetmezliği olan hastalarımızda böbrek fonksiyonlarını biraz bozabilecek opak madde kullanımından dolayı koroner BT anjiyografi kullanımından kaçınıyoruz.